Değerli arkadaşlar merhabalar. Sitemiz ragipsahin.com.tr adresine gönderilen problemler var yapılamayan. Bunlar çözeceğiz bu videomuzda birlikte. İlk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz %30 oranında tuz içeren 200 gram tuzlu suyun %25'i dökülüyor. Kalan karışımdaki su miktarının ilk karışımdaki tuz oranına tuz miktarının oranı nedir? Şimdi arkadaşlar 200 gramın %25'i dökülüyor. 200 çarpı 25 bölü 100. Ne kadarı dökülmüş olacak? Sıfırları gönderirseniz 50 gram dökülecek. Ne kadar kalıyor? 150 gram kalan. İlk durumdaki tuz miktarı bizim için önemli. İlk karışımdaki tuz miktarı ve kalan karışımdaki su miktarı. İlk karışımda 200 gramlık karışımda ne kadar tuz var? %30'u tuz. 30 bölü 100. Sıfırları gönderiyoruz. 2 çarpı 30'dan 60 gram, 60 gram tuz var. Son kalandaki su miktarı 150 gram karışım kalmıştı. %30'u tuzsa arkadaşlar %70'i sudur. 70 bölü 100 ile çarpıyoruz. Sıfırları gönderiyoruz. 7 çarpı 15 105 gram su. Suyun tuz miktarının oranı yani 105 bölü 60. 15 ile sadeleştirirseniz burası 7, burası 4. Cevap 7 bölü 4 oluyor. Diğer sorumuz. Şeker miktarı su miktarının 3 bölü 7'si. Yani şeker 3x ise su 7x demektir. Olan bir şeker su karışımının içindeki şeker miktarının kaç katı kadar su eklenirse son durumda karışımın şeker oranı %7,5 olur. Şeker miktarının yani 3x'in kaç katı kadar su eklenirse. Şimdi diyelim ki k katı kadar su eklensin. Ne kadar su eklenmiş olacak? 3xk kadar su eklenmiş olacak. Başlangıçtaki karışımımız ne kadar toplam? 10x kadar. Bunu da eklediğimiz zaman 3xk kadar su da eklediğimiz zaman toplam karışımımız bu olacak. Şeker miktarımız değişiyor mu? Değişmiyor. Yani 3x. Oran kaç? %7,5. 75 bölü 1000 demektir. 10'la genişletirsek eğer. Sadeleştirmeleri yapalım. 3'e böldüm 25, 3'e böldüm 1. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 40. İçler dışlar çarpımı yapalım şimdi. 40 çarpı x çarpı 1, x çarpı 40, 40x eşittir. 1 çarpı 10x artı 3x k. X parantezini alırsak buraya ne oluyor arkadaşlar? 10 artı 3k oluyor. X parantezinde 10 artı 3k. X'ler birbirine götürdüğünde 40 eşittir. 10 artı 3k olacak. 10 diğer tarafa eksi olarak geçiyor. 3k eşittir 30. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde k eşittir 10. Demek ki 10 katı kadar ilk durumdaki şeker miktarının 10 katı kadar daha su eklememiz gerekiyor. 80 liranın bir kısmı %30 kalanı da %20 faiz oranı ile bir yıllığına bankaya yatırılıyor. Yıl sonundaki iki hesaptan alınan faiz gelirleri eşit olduğuna göre %20 faiz oranı ile bankaya yatırılan para kaç liradır? Şimdi arkadaşlar %30'a yatırılan x lira olsun. 30 bölü x, 30 bölü 100 çarpı x kadar faiz getirir. Eşittir. %20 faiz oranıyla yatırılan da y olsun. 20 bölü 100 çarpı y. İkisinin faiz gelirleri eşit. Yüzler birbirini götürür arkadaşlar. Sıfırlar da birbirini götürdü. Ne kaldı? 3x eşittir. 2y kaldı. Bu şu demektir. X 2'nin katı. Y 3'ün katı. O zaman x eşittir. 2k. Y eşittir. 3k diyebiliriz. X ile Y'nin toplamı ne kadar? 800 lira. Toplam 5K eşittir. 800'den her iki tarafı 5'e bölerseniz K eşittir.
160 TL. %20 ile yatırılan. Yani ben buna ne demiştim? Y demiştim. Y neydi? 3 kaydı. O zaman 3 çarpı 160'tan 480 TL'dir diyoruz. Diğer sorumuz. Bunu çözmüştük. Sorularımız burada bitiyor arkadaşlar. Sizler de yapamadığınız soruları sitemize ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.